Şimdi yaşadığımız koşulları göz önünde bulundurursanız gerek iktidardan gerek muhalefetten bir vatandaş olarak memnun musunuz? Değilim. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Siyasetçilerin hiçbirine güvenmiyorum. Partilerin de hiçbirine güvenmiyorum. Zaten hep danışık dövüş yapıyorlar. Yani halkın gözünde de çok inandırıcılıkları olduğunu zannetmiyorum ben. Yakın bir zamanda da dengelerin büyük ölçüde değişeceğini de düşünüyorum yani. Çünkü bu böyle gitmez. Bütün halk isyanda yani. Evet, iktidara güvenmiyor musunuz peki? Hayır, güvenmiyorum kesinlikle. Çünkü iktidar bizim güvenimizi bunca zaman birçok kere sarstı ama şu pandemi döneminde özellikle en yıkıcı olanını yaptı. Yani hiç beklemezdik. Sürekli dünyanın en büyük, en iyi ülkelerinden biri olduğumuzu söylüyor. Ama bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinde bile devlet halkın yani esnafın kiralarına kadar vesaire öderken, işsizlik parası dağıtırken herkese bizim ülkemizden herhangi bir yardım olmadı. Yani bunca Suriyeli'yi ülkemize davet edip bakarken ki baksınlar tamam ihtiyacı vardır, bakılmıştır vesaire ama onlara para bulunuyorken bizim halkımızın kendisine bu paraların bulunmuyor olması gerçekten çok düşündürücü ve üzücü. O zaman ben sana neden oy verdim? Yani benim zor durumumda, benim yanımda olmayacaksan, Suriyeli zor durumdayken onun yanında olacaksan o zaman Suriye'ye git, orada başkanlık et. Fikirleriniz değişti mi hanımefendi? Baştan beri böyleydi? Baştan beri böyleydi. Zaten çok fazla güvenim yoktu. Yani yapılan bir takım işlerde bunu gözlemliyordum. Ama tabii ki halkın büyük çoğunluğunun verdiği oya saygımız büyük. Onlar seçildi oy çoğunluğuyla. O şekilde oldu ama bu pandemi döneminde gördük ki o da farklı değilmiş. Ki ona oy veren birçok yakınımdaki, çevremdeki insanlardan da benim söylemlerime benzer şeyler duyuyorum. Oy verdiklerine pişman olduklarını. Gerçekten pişman oldular mı peki? Evet, oldular. Yani bu lafta mı kalıyor? Hayır, gerçekten oldular. Yani peki yarın bir erken seçim olursa sizce sonuç ne olur? Yani daha önceki seçimde de kendilerine çok güveniyorlardı. Gene halk bizim arkamızda vesaire diyorlardı. İşte çok beklenmedik bir sonuç çıktı. Gördünüz ki hükümetin tamam mecliste oyları aldılar, başa geldiler ama bütün belediyeleri kaybettiler. Özellikle büyük yerlerdeki belediyeyi kaybettiler. Aslında bu halktan onlara gelen çok büyük bir uyarıydı. Yani bu şekilde devam ederseniz belediyeleri kaybetmekle kalmaz, hükümeti de kaybedersiniz uyarısıydı. Ama onlar bunu değerlendiremediler. Sürekli kandırılanın, mağdur olanın kendisi olduğunu söylüyor ama onun kandırılmaya da mağdur olmaya da bence hakkı yok. Kim gelirse gelsin, bu başta kim olursa olsun, şahıs adına söylemiyorum yani, bir insan devletin başına geliyorsa, devlet yönetiyorsa kandırılmaya veya başka bir şeye lüksü yoktur. Yani ülke idare etmek kolay değil. Ben kandırıldım deyip işin içinden çıkılmamalıdır yani. Evet, kolyeniz açıkçası dikkatimi çekti biraz. Rabia işareti mi o? Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yani, işaret. Benim ismim Rabia. Ha, o anlamda evet, Rabia kolye. Rabia'nın anlamı da 4 olduğu için öyle. Herkes öyle zannediyor da değil. Benim ismim Rabia. Anladım. Biz de açıkçası kusura bakmayın biraz hani ilk gördüğümüz acaba dedik bir AK Partili, hayır, bir Erdoğan sevdalısı mı diye düşündük. Değilim. Şu an herhangi bir siyasi partiye de herhangi bir cemaate veya herhangi bir topluluğa da bir bağlantım yok. Bu zamana kadar da olmadı. Ben sade Müslüman, sade vatandaşım. Sadece ismim Rabia olduğu için o şekilde. Evet, yani genelde böyle sizin gibi hanımefendilerle görüştüğümüz zaman diyorlar ki ya para verdiniz, konuşturdunuz kadını. Bilmem ne bizi böyle biraz açıkçası incitiyorlar diyelim. Yani yok değil mi böyle bir şey? Size de soralım. Hayır yani ben yolumda gidiyordum. Tesadüfen olan bir şey yok. Evet, peki hangi partiye daha yakınsınız özel olmazsa? Şu an hiçbirine yakın değilim. Çünkü hiçbirine güvenim yok. Hiçbirisinin liderinin gerçekten ülkeyi yönetmeye lider olacak vasıfta olduğunu düşünmüyorum. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir evet bir yönetici vasfı var. Bir liderlik vasfı var. Fakat etrafındaki yanlış insanlardan dolayı çok çevrelendiği için ülkenin gerçek halini, ekonominin gerçek durumunu, insanların gerçek dertlerini göremeyecek kadar etrafı çevrelenmiş durumda. Ve bu da iyi liderlik etmesini engelliyor. Onun için de AK Parti'nin miadının dolduğu gibi yani çok üzgünüm, yakında kendisi de halkla bir arasında güven problemi başladı. Liderlik konusunda sıkıntılar yaşayabilir diye düşünüyorum. Peki hiç hep eleştirdiğiniz, hiç olumlu yanlarını göremiyor musunuz? Ya tabii ki bir sürü olumlu yanı var ama
Benim gözümde parti tutmak, yani bir partinin mensubu olmak veya onu desteklemek, her yaptığı şeyde desteklemek değildir. Yani iyi yaptığında alkışladığımız gibi kötü yaptığı zaman da eleştirmemiz lazım. Ama insanlar günümüzde bu şekilde tutmuyorlar. Kötü yaptığı şeylerde de sessiz kalıyorlar. Bu şekilde parti tutulmaz. Bu şekilde ülke de yönetilmez zaten. Evet, ekonomiye peki nasıl bakıyorsunuz şu an yaşadığımız ekonomiye? Ekonomimiz çok kötü. Gerçekten kötü. Yani... Yani bu çok çetrefilli bir soru çünkü iki farklı fikir çok baskın. Bazı vatandaşlar uçuyoruz kaçıyoruz derken bazıları açız evimize ekmek götüremiyoruz diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık Türkiye'de çok insan toplulukları arasında çok büyük farklar oluşmaya başladı. Eskiden orta sınıf vardı, şimdi orta sınıf bile kaybolmaya başladı. En alt sınıf ve en üst sınıf, başka yok. Yani insanlar ya çok aşığın dibinde ya çok zengin. Orta sınıf tamamen kaybolmaya başladığından dolayı... Orta sınıf çok kaybolmaya başladığından dolayı yani bu ekonomik şeyleri getiriyor tabii beraberinde. Zaten bu ekonominin çökmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi kendi damadını hiç ekonomiden anlamayan, daha önce bu işle iştigal etmemiş birisini sırf damadı olduğu için oraya getirmesiydi ki sonucunda da ne oldu hepimiz yani bunun acı tecrübesini halk olarak biz yaşayarak gördük yani. Onu sonradan görevden almış olması bir şey ifade ediyor mu? Hayır, etmiyor. Evet. Yani olan bize oldu. Anlıyorum. Peki nasıl düzlüğe çıkacağız? Son olarak bunu da sorayım. Yani genç vatandaşı olarak sorayım size. Düzlüğe çıkmamız aslında çok kolay, çok iyi. Yani değiştirilmesi gereken bir sürü sistem var. Eğitim sisteminden tutun, hukuk sisteminize kadar. Yani hukuk sistemimiz bile bizim yamalarla dolu. Biraz İsviçre'den, biraz bilmem nereden, biraz şuradan, biraz Roma hukukundan almışız. Yani Roma devlet olarak bile kalmadı. Biz Roma hukukunu uygulamaya çalışıyoruz. Yani birazcık daha günümüze bir şeylerin uyarlanıp, insanların aklı başında, insanların hep böyle akil insan söylemi vardı ya, gerçekten akil insan olan, gerçekten devletini seven, bir şeyler yapmak isteyen insanların bir araya gelip kendi hukukunu, çünkü hani doktorlar bile söyler, hastalık yoktur, hasta vardır. Onun için bir kalıplaşmış bir sisteme her ülkeyi oturtamazsınız. Her ülkenin kendi etnik kökeni, yapısı, coğrafi şartları vesaire, ya ekonomik durumu, bunlara göre bir sisteminin oluşturulması lazım. Evet, mesleğiniz nedir hanımefendi? Özel sektör diyelim. Özel sektördeyim. Öğrenim durumunuz? Üniversite. İki üniversite mezunuyum, evet. İki üniversite mezunuyum. Özel sektörde... Kendi işinizi yapabiliyor musunuz yok, peki? Yok, yapamıyorum. Maalesef yapamıyorum. Çünkü ne iş yeri açabiliyoruz, ne kamuya girebiliyoruz. Çünkü zamanında kamu şartlarını da o kadar zorlaştırdılar ki hep cemaatin öğrencilerini vesaire, onların sınav sistemlerinde kayırılarak bir yerlere geldiği için şimdi görevden alsanız ne olur onların hepsini? Hiçbir şey ifade etmez bence. Çünkü zamanında iyi ve nitelikli gençler heba olup gittiler. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Burada izleyen herkese yani fikirlerime katılırlar katılmazlar bilemiyorum. Ama birazcık daha objektif düşünmelerini rica ediyorum. Yani bir parti adı altında değil de gerçekten kendi fikirleriyle, gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp önüne bakıp bir objektif olarak düşünüp değerlendirmelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım kaleye alırlar. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.